Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapımını anlatacağım inşallah. Örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar, bugün modelim virgül modeli. Birçok çeyizlik yeleklerinde, bebek örgülerinde değerlenebilecek çok güzel bir model. Modelim 13 ilmekten oluşmakta. Yani şurası 13 ilmek artı 3 ilmekte ara modeli bıraktım. Ara model için dilerseniz farklı modelde yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle haroşa yaparak modelimi ayarladım. Arka tarafını da hemen şöyle göstereyim. Ben şu an şöyle bir model yaparak göstermek istiyorum. Şöyle bir model 3 ilmek, 3 ilmek şeklinde kenarlarını da ayarlayarak toplam 21 ilmek atarak örgüme başlamak istiyorum. Hemen şöyle kenara alayım. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanarak bir miktar elime alıyorum. Şöyle hemen 2,5 numara şişimle örgüme başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 ve 21 ilmek atarak bir tane model için şöyle hemen ilmeklerimi ayarladım. Bir tane düğüm atayım. Öncelikle tabanı için iki sıra ters örgü yapmak istiyorum. Şöyle hemen kenar ilmeği ile birlikte ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Burası örgümün ters tarafı olacak. Şöyle bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Son birkaç tane ilmeğimi de ters örgü yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, burası örgümün ters tarafı. Hemen şöyle geri döndüğümde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Devamındaki ilmekleri yine ters örgü yapıyorum. Ben haroşalarımı yaparken örgümün ters tarafında ve düz tarafında ters örgü yapıyorum. Ve böylelikle daha kolay ilerliyor. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ve bakın bir sıra şöyle haroşam olmuş oldu. Örgümün ters tarafındayım. Yine burada ters örgü yapacağım. Örgümün üst tarafında bir sıra daha ters örgü yaparak modelimin kurulumuna başlamak istiyorum. Evet, iki sıra ters örgümü yaparak bakın haroşamı oluşturdum. Hemen örgümün düz tarafından modelin kurulumuna başlamak istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıp 3 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 tane ilmeği ters örgü yaptım. Bir tane şişimin başına doluyorum ve 7 tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi düz örerek doladıktan sonra 7 ilmeğimi düz yaptım ve tekrar bakın sıradaki ilmeği çıkartıyorum.
Yönünü değiştirerek tekrar takıyorum. Ve değiştirdiğim ilmeği yanına 2 tane daha alarak toplam 3 tane ilmeğimi eksiltiyorum. Bir tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği de düz örüyorum. Başına bir tane doluyorum şişimin ve 3 tane ilmeği ters örüyorum. Eğer devam etmiş olsaydım tekrar aynı işlemi yapacaktım. Bakın 3 tane ters, 1 tane doladım, 7 tane ilmeği düz ördüm. Bu şekilde 3 tane tersten sonra yine başına dolayarak şişimin devam etmiş olacaktım. Diğer model için ben bir model yaparak göstereceğim için kenar ilmeğimi hemen düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi ters örgü yaptım. Bakın şöyle kenar ilmeği ile birlikte toplam 7 tane ilmeğim var. Sıradaki ilmeğim, bakın bir önceki sırada 3 tane ilmekten oluşturduğum şöyle ilmeğimin yanı, yani bir tane ters örgü yaptığım ilmek. Bunu düz örüyorum ki ön tarafa ters çıkması için. Bakın 6 tane ters, 1 tane düz. Tekrar diğer ilmeklerimin hepsini ters örgü yapıyorum. Doladıklarımı da bakın ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün hemen bakın düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 tane ilmeği ters örüyorum. 1, 2 ve 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ilmeği ters ördüm. Bir tane başına doluyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın doladıktan sonra 6 tane ilmeği düz ördüm. Ve tekrar bakın 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Üçüncü ilmeğim bakın eksilttiğim ilmeğim bir önceki sıradaki. Hep öyle denk gelecek. Bunun için yine baştaki ilmeği çıkartıp ters çeviriyorum. 3 tane de şöyle olarak 3 ilmeğimi eksiltiyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum ve tekrar düz örgüyle 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar başına bir tane doluyorum. 3 tane ilmeğimi de ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi ters örgüyle şöyle hemen devam ediyorum. Örgümün ters tarafında çok bir şey yok. Tersi ters, düzü düz yapıyoruz. Bu düz ilmek bakın sadece bir tane. Yani 3 ilmeği eksilttiğim ilmekten oluşanın hemen yanındaki bir ilmek düz olacak. Şöyle hemen diğerlerinin hepsi ters olacak. Bütün sıralarını, aşamalarını atlamadan göstermek istiyorum. Bu modeli ilk defa yapan arkadaşlar için kolaylık olması açısından hiç sıra atlamadan hepsini göstereceğim inşallah. Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 tane ilmeği ters örüyorum. Bu 3 ilmek hep aynı şekilde devam edecek. Bakın kenar ilmeği 3 tane ters. Başına bir tane doluyorum ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği düz ördüm. Bakın tekrar şöyle hemen sıradaki ilmeği çıkartıp yönünü değiştiriyorum. 2 tane de yanına alarak toplam 3 tane ilmeği eksiltiyorum.
Bir tane ilmeği ters örüyorum ve tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4 tane ilmeği düz ördüm. Başına bir tane doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sadece bir tane ilmeği düz örüp diğerlerinin hepsini ters örgü yaparak örgümüzün ters tarafını ilerliyoruz hemen şöyle. Bakın bir tane yönü belirli düz ilmeğim var. Diğerlerinin hepsi ters örgü. Kenar ilmeğimi de yine düz örerek örgümün ters tarafını tamamlıyorum. Hemen şöyle döndüğümde tekrar devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıp 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar şişimin başına bir tane doluyorum ve düz örgüyle 1, 2, 3, 4 tane ilmeği düz örüyorum. Doladıktan sonra ve tekrar bakın sıradaki ilmeği çıkartıp yönünü değiştiriyorum. 3 tane ilmeği eksiltiyorum. Bir tane ilmeği ters örüyorum ve tekrar düz örgüyle 1 2 3 4 5 tane ilmeği düz ördüm. Başına bir tane doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeği ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün hemen ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıp ilmeklerimi şöyle ters örgü yaparak ilerliyorum. Yine sadece yönü belirgin olan bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın şöyle hemen yeri belirli. Bunu düz örüyorum. Diğerlerinin hepsini ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Tekrar bakın geri dönüyorum. Dilimim kendiliğinden bakın oluşmaya başladı. Modelimde birazcık daha belirgin olmaya başladı. Hemen kenar ilmeğini şöyle örmeden alıp 3 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Bir tane ilmeği şöyle başına doluyorum şişimin. Bakın kenar ilmeği 3 tane ters örgü, bir tane başına doluyorum ve tekrar 1 2 3 tane ilmeği düz örüyorum. Ve tekrar bakın üçüncü ilmeğim düz, yani eksilttiğim ilmek. Yanında yine iki tane ilmeğim var. Bunu çıkartıp ilk baştakini yönünü değiştirip takarak iki tane de yanına alıp toplam 3 tane ilmeği eksiltiyorum. Ve hemen bir tane ilmeği ters örüp düz örgüyle 1 2 3 4 5 6 tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane başına doluyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Hemen örgümün şöyle ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıp ilmeklerimi yine ters örgü yapıyorum. Ve sadece bir tane ilmeğimi bakın düz yapıyorum. Diğerlerini yine ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek bakın sıramı tamamladım. Örgümün hemen şöyle bakın düz tarafındayım. Ve hemen şöyle devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıp
3 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Bir tane başına doluyorum. Düz örgüyle 1, 2 tane ilmeği düz ördüm. Ve tekrar ilmeği çıkartıp yönünü değiştiriyorum. 3 tane ilmeği eksiltiyorum. Bir tane ilmeği ters örüyorum. Düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeği bakın düz ördüm. Başına bir tane doluyorum. 3 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu sıra modelimin son sırası. Yani başlangıçta bakın 2 tane şöyle düz bırakmıştım. 7 tane düzle başlamıştım. Şimdi tekrar bakın 2 tane düzüm var ve şöyle bakın 7 tane ilmeğim de yine düz olarak kaldı. Hemen şöyle örgümün ters tarafını tamamlayarak ikinci model için başlangıç yerinden bir sıra yaparak göstermek istiyorum. İkinci modele geçiş sırasını, devamı aynı işlemlerle ilerleyecek zaten. Şöyle hemen bakın ters örgü yaptım hepsini. Bir tane ilmeğimi düz yapıyorum. Ve bu düz olan şöyle hep bak devam edecek. Diğer ilmeklerimi yine ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün hemen bakın düz tarafındayım. Ve modelim bir tanesi bu şekilde olmuş oldu. Modelimizin bittiğini bakın şöyle de sayabiliriz aslında. 3 tane kestiğimiz yerlerden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğunda modelimiz tamamlanmış oluyor. Şu an ikinci model için bir sıra yaparak göstermek istiyorum. Devamı yine aynı işlemlerle gidecek. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Bir tane şişime doluyorum ve tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeği düz örüyorum. Bakın doladıktan sonra 7 tane ilmeğim düz oldu. Ve tekrar sıradaki ilmeği çıkartıp yönünü değiştirerek takıyorum. 2 tane de yanına alıp toplam 3 tane ilmeğimi eksiltiyorum. Bir tane ters, 2 tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane başına doluyorum. 3 tane ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ve bakın modelin bir tanesi bitmiş oldu. Tekrar ikinci model içinde bir tane sıradan başlamış olduk. Ve aynı işlemler ilerleyecek. Devam ettikçe de bakın böyle görüntümüz çıkmış olacak. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde hanımlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.